Hocam izleyicimiz diyorlar ki namaz kılarken her sureden önce besmele çekmek gerekir mi? Hayır, gerekmez. Sadece Fatiha'dan önce çekeriz besmele. Ondan sonra besmele çekmeden okumaya devam ederiz. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Hocam bir diğer sorumuz. İzleyicimiz demişler ki sahibinin kontrolü dışında sokak hayvanları ile çiftleşip üremiş olan saldırgan bir av köpeğinin ve saldırgan yavrularının itlaf edilmesi dinen doğru mudur? Caiz olabilir. Şimdi bakın, yeryüzünün tamamı insana musakhar kılınmış ayet. Evet. Musakhar ne demek? İnsanın emrine verilmiş. Evet hocam. Onlardan insan yararlanacak. Bu yeryüzündeki varlıklar, eğer insanın zararına eğer bir şeyler varsa onlar da itlaf edilebilir. Eyvallah. Mesela hatta insan ihramlıyken sinek öldüremez. Evet. Öldürürse bir cezası vardır. Evet. Basit de olsa. Ama o saldırgan köpeği öldürebilir. Saldırgan. Veya ne bileyim akrebi öldürebilir. Çünkü bunlar insana zarar verir. Hayata, cana zarar veren şeylerdir. Evet. Şimdi bu haberlerde gün geçmiyor ki köpeklerin parçaladığı bir çocuk, bir kadın, bir insan olmaz. Maalesef hocam. Çok Yani acı. maalesef bu ülkemizde bir şey, kanayan bir yara. Evet. Bir de tabii bunlar canlıdır, hayvandır. Dokunmak istemiyor insanımız. Ama bu sefer de insana zarar veriyor. Tabii. O zaman bunun tedbirlerinin alınması lazım. Peki tedbir nasıl alınacak? Sana saldırırken öldürebilir. Ama şurada oynuyor köpekler kendi aralarında. Bunları öldürmeye gerek yok. O zaman bunlar için uygulanacak şey zaten o uygulanıyor, kısırlaştırılıyor. Çoğalmasına mani oluyor. Çoğalmasına engel oluyor. Ama durup dururken bir canlıya zarar vermek doğru değil. Ama o canlı sana zarar verecekse, tabir caizse nefsi müdafaadır o. Eyvallah. O zaman ona gerekli karşılığı verirsin. İnsan hayatı her şeyden daha önceliklidir. Bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Bir insanın yaşamasını sağlayan da tüm insanlığı yaşatmış gibidir. Kural bu. Eyvallah hocam. Allah razı olsun.